Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz tesislerimizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bilindiği gibi Diyarbakır Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali, GAP'ın en önemli projelerinden biridir. Bu barajın da içinde yer aldığı Silvan Projesi, sulama kapasitesi itibariyle de ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük tesisidir. Silvan bar Projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla 4'te 3'ü biten Silvan Barajı ile birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir. Diyarbakır Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerimizdeki mümbit ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış bekliyoruz. Bu da vatandaşlarımızın gelirlerinin aynı nispette yükseleceği anlamına geliyor. İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projeler Türkiye için de büyük öneme sahiptir. Tamamı 14 milyar liralık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan projesinde henüz yüzde 16'lık bir gerçekleşme sağlanmasını büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda Önceliği tamamlanma aşamasına yakın olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adım daha ileri taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Bu kapsamda Silvan barajını önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya ve yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de Havza'da suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz. Halen proje çerçevesinde 263 bin dekar araziyenin sulanmasını sağlayacak tesisler, inşa halindedir. Bu yılın sonuna kadar 105 bin dekarlık alanda sulanma hizmeti verilmeye başlanacaktır. Projenin diğer safalarını da hızlandırarak GAP'ın bu sembol eserini süratle bitireceğiz. Bugün açılışını yapacağımız bir diğer tesis olan Başlar Barajı yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip 38 bin dekarın üzerinde araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajımızın sulama tesislerinin yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Kalan kısmı ile ilgili çalışmalar ise sürüyor. Yağmurlama ve damlama sistemi ile inşa edilen buradaki sulama sistemleri sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. İlave istihdamı 5 bin kişi yıllık ilave kazancı 29 milyon lirayı bulacak Başlar Barajı'nın Bismil ve Silva'nın köylerine hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yapacağımız Ergani Barajı 14,5 milyon metreküplük depolama hacmine sahip 19 bin dekara yakın araziyi sulayacak 2500 kişiye yakın ilave istihdam sağlayacak bir eserdir sulama tesisleri bu yıl hizmete girecek bu barajın Erganili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Erganimize kazandırdığımız ve bugün resmi açılışını yapacağımız bir diğer eser de içme suyu arıtma tesisleridir. Dicle barajından alınacak suyu Ergani ilçemize aktaracak bu tesisin isale attı 2018'de tamamlanmıştı pompa istasyonu ve deponun da inşasıyla belediye tarafından işletilmeye başlanan bu tesis 9 köyüyle birlikte ilçemizin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir. Bu tesisinde Ergani'ye hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz 18 yılda Diyarbakır'da sadece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müzle yapılan 10 milyar liraya yakın yatırımla 118 ayrı tesis hizmete alınmıştır. Tamamlanan 4 ayrı içme suyu tesisiyle 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. Hizmete aldığımız 88 milyon metreküplük biriktirme hacmine sahip 3 ayrı barajla Şehrimizin topraklarının verimini artırdık. Halen inşası süren Silvan, Ambar, Kale, Kolludere ve Kuruçay barajlarının tamamı da bitme aşamasına yaklaşmış durumdadır. Bugüne kadar hizmete aldığımız 12 ayrı sulama tesisiyle 355 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize Yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. İnşası süren 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinde yaklaşık 6,5 milyon dekarda tescil işlemini tamamladık yapımı biten 58 ayrı dere istahı çalışmasıyla 59 farklı yerleşim birimini su taşkınlarından koruduk. İşletmeye aldığımız hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 47 megawata, yıllık enerji üretimi 150 milyon kilovat ulaştı. Görüldüğü gibi Diyarbakır'ın sahip olduğu su kaynaklarını ve arazileri Bölge insanımıza ve ülkemize en verimli tarım ve enerji faaliyetlerini yürütecek şekilde değerlendiriyoruz. Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de bizim de içinde yer aldığımız bazı bölgelerde kuraklık tehdidinin baş göstermesidir. Geçtiğimiz on yılda Sıcaklık ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı son 200 yılın en sıcak dönemini yaşadık. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar liralık bir yatırımla 600 adet barajı ve 423 adet göleti hizmete alarak 45 milyar metreküplük bir depolama hacmine ulaşmamış olsaydık işimiz gerçekten çok zordu. Karşı karşıya bulunduğumuz durum bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına etmektedir. Bu çerçevede yeraltı barajları üzerinde duruyoruz. Esasen İnsanlığın kadim çağlardan beri uyguladığı bu yöntem kuraklık tehdidiyle birlikte yeniden ön plana çıkmıştır. Biz de ülkemizi bu imkandan en ileri düzeyde faydalandırmak için hızla harekete geçtik. Halen devam eden çalışmalarla 2023 yılına kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi hem küresel afetlerin etkilerinden koruyacak, hem hedeflerine ulaşmasını sağlayacak eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler asıl büyük hamlemizin sadece altyapısıydı. Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla iç kavgalarla, kısır çekişmelerle heba edenlerin yol açtıkları kayıplarını da telafi ederek milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk. İnşallah 83 milyon hep birlikte tek yürek, tek bilek olarak hareket etmek suretiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Ülkemizin nereden Nereye geldiğini bilen akıl, vicdan ve insaf sahibi herkes kazanımlarımızın kıymetinin farkındadır. Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmekten söz eden kaos ve kriz tüccarlarının aslında bu kazanımlara göz diktiklerini biliyoruz. Milletimiz hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Komşularımız başta olmak üzere nice ülkenin nice toplumun yaşadığı acıları, zulümleri, kayıpları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Bunun için ülke ve millet olarak kendi gündemimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Öncelikle Elimizdeki imkanların, sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini bileceğiz. Bununla birlikte yönümüz hep geleceğe dönük olacaktır. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bilhassa son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız tuzaklar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak görüyoruz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin bu hedeflerine olan yürüyüşünü kolaylaştırmıştır. Küresel siyasi ve ekonomik sisteminin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız. Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tebarüz etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyanın her yerindeki mazlumların, mağdurların her kökenden, renkten, inançtan, kültürden insanın umudu bir Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz. Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir. Diyarbakır'dan yükselen huzur, barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi haleleri dalga dalga tüm bölgeyi tüm dünyayı kuşatacaktır. Biz de yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz. İşte az önce evet. İstanbul Tersanesi'nden denize evet. dev bir fırkateyni indirdik. İnşallah 2023 yılında da silahlı kuvvetlerimize onu da kazandıracağız. Bakınız durmak yok. Oradan çıktık, buraya geldik. Ve şimdi de buradan evet. Silvan barajlarını, Daşlar barajını bunları açmak suretiyle evet kurak topraklara bir sulama enerji bunu kazandırıyoruz. Çünkü bizim tek derdimiz var. Ülkemizi Türkiye'mizi çok daha verimli hale nasıl getiririz ve ülkemizin tüm topraklarında bir karış kurak arazi kalmadan buraları nasıl sulama noktasında verimli hale getiririz? Değerli kardeşlerim, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız barajların ve içme suyu tesisinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserler Diyarbakır'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyor ve şimdi gerek Sayın Bakan ve daha önceki Bakanımız Mehdi Bey'i Yine orada görüyorum. Bunun dışında şöyle biraz Bekir Bey'in solunda kim var göremiyorum. Sağında Mehdi Bey var. Tamam onu söyledik. Solunda kim var? Sağında Mehdi Bey solunda, solunda var? Vali Vekilimiz Ahmet Yıldız var. Evet. Valimiz şu an ne yazık ki hasta. Evet. Kutbettin Bey hemen onun arkasında var efendim. Tamam. Evet şimdi Art Parti Diyarbakır İl Başkanımız var. Evet şimdi Şimdi BMW Diyarbakır İl Başkanımız var. Görüyorum ki şimdi, önünüzde butonlar var. Görüyorum ki önünüzde butonlar var. Diğer tarafta ise yine görüyorum ki mesela, Kordela mesela, var. Şimdi, evet. Ve orada da milletvekillerimiz var. Oya hanımı görüyorum. Oya hanımın dışında milletvekili olarak Bekir Bey var efendim. Ebu Bekir Bey var. Evet. Ebu Bekir. Ebu Bekir Bey var. Evet. Bakan yardımcımız Akif Bey var. Bakan yardımcımız Akif Bey var. Bakan yardımcımız Akif Bey var. Yani velhasıl bu milletin hizmetkarları var. Çok teşekkür beyler. ediyorum. Ve, Çok şimdi ediyorum. Gerek... Ve şimdi gerek Akif Özkaldı'yı söyledik. Fatih Cıdıroğlu'nu Vali Yardımcımız Oğuz Kasap DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Çiftçi Sur Kaymakamı İlhan Karaş Ünitek İnşaat Gündoğdu İnşaat Ortaklığı ve geliyorum Ahmet Yıldız Diyarbakır Vali Vekili Süleyman Serdar Budak Evet AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Kaya Yıldız DSİ Genel Müdürü, Nedim İlci İlci Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Metin Orak, evet, BTS Taahhüt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Hazır mısınız? Butonlar önünüzde. Kordela sizde, makaslar sizde ve makasları kimseye vermiyorsunuz. Bugünün hatırasına sizde kalacak İstanbul'dan selamlar sevgili ve ömrünüz ömrümüz su gibi aziz olsun diyor elektrik enerjisiyle de inşallah kimse karanlıkta kalmasın diyoruz. Ya Allah! Bismillah şu anda son kayayı sizin talimatınızla butona basarak yerine koymuş oluyoruz efendim. Hayırlı o olsun. 20 yıldır sizin önderliğinizle yapılmış önemli yatırımları atfen sembolik olarak son kayayı talimatlarınızla koymuş olacağız efendim. Tesbih tanesi gibi inşallah. Nedim Bey, tesbih tanesi gibi o kaya da oraya yerleşmeli. Hayırlı olsun.